kızgınsın. Saçmalama ya. Emir, seni tanıyorum. Kızgınsın bana. Saçmalama canım, nereden çıkartıyorsun? Yüzünden. Sana geldiğim o geceyi unutmaya çalışmadığımı düşünüyorsun ama... Feriha, bunu zamanı bırakmayı konuşmuştuk ya. O zamana kadar yüzüm böyle asık mı olacak? Seni seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Hiçbir şey hiç kimse umurumda değil. Çok mutluyum ben. Yüzüne baktığımda ne gördüğümü biliyorum. Buna neden olan benim. Şu an burada ne yaşayamıyorsak benim hatam yüzümden. Ve ben bununla baş etmeye hazırım. Bunu söylerken bile o kadar mutsuz görünüyorsun ki. Sen benim mutsuz olduğumu düşünüyorsun yoksa kendini suçlayıp beni mi cezalandırıyorsun? Ya acı çıkarmaya geldik yine. Süper. Biraz sakinleş ya. Özür dilerim.
Ben de özür dilerim. Ben bir daha kavga etmeyeceğiz diyemem. Bunu sana defalarca söyledim. Seninle sonsuza kadar kavga edebilirim. Ben seni sürekli sinirlendirebilirim. Ben de seni sürekli sinirlendirebilirim. Yine üzebilirim. Seni yine üzebilirim. Ama ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Anladı benim olduğumu. Telefonu öyle bir kapattı ki. Aşacağımız çok şey var. Evlendiğimizi nasıl söyleyeceğiz? Babanlara, bizimkilere. Ben bunları düşünmek istemiyorum. Nereye kadar? Tamam, buradayız. Burası çok güzel. Keşke hep burada kalsak. Ama dönmemiz gerek. Ne zaman? Bilmiyorum. Ama erteledikçe daha kötü oluyor. Yarın dönmek ister misin? Seni çok seviyorum. Feriha Sarrafoglu. Ben de seni çok seviyorum Emir Sarrafoglu. Artık burası da sizin bir eviniz sayılır. Bizi sakın unutmayın, değil mi? Aklınıza düştükçe çıkıp çıkıp gelin. Ah, bu da düğün fotoğraflarınız. Çok teşekkür ederiz. Paltolar da bizim. Hak kalsın. Onlar bizim size düğün hediyemiz olsun. Peki. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın, değil mi? Çok selamlar. Söyleyeceğim. Ruhi Bey'e çok selam. Ellerinden öperiz. Söyleyeceğim yavrum. Biraz. Uyu biraz. Emir dur. Ben yapamayacağım. Yapamayacağım, hazır değilim. Geri dönmek ister misin? Bilmiyorum. Göğsüme gitmek ister misin? Niye durdun? Ama galiba o herifin arabasını gördüm. Ne gördüysen gördün. Bizi ilgilendirmez. Baba onlar burada. Feriha burada. Evet. Bir daha duymayacağım. Anlaşıldı mı? Baba nereye?
Babam açsaydı en azından iyi olduğumu söyleyecektim. Konuşmaya gelmek istediğimi söyleyecektim. Ama Mehmet... Canım benim. Ya seni çok merak ettim Feriha. Ya aklıma bin türlü şey geldi. Çok korktum. İyiyim işte. Boş ver. Babam nasıl? E işte nasıl olsun? Nasıl, iyi mi? Bir şey oldu mu? Yok yok, sağlığı iyi, merak etme. Ya Mehmet abi önce bize şey dedi. Emir'in seni zorla götürmek istediğini söyledi. E tabii dayım da soluğu karakolda aldı. Haberiniz var mı? Gazetelere kadar çıktınız. Gördük. Peki neredeydiniz Feriha? Ne yaptınız? Dağ evindeydik. Öyle iyi geldi her şeyden uzak olmak. Ne güzel. Çok sevindim sizin adınıza. İnsan size şöyle bir bakınca hani keşke dönmeseydiniz mi diyesi geliyor ama. Peki şimdi ne yapacaksın? Kapıyı çalıp baba ben mi geldim diyeceksin. Diyeceğim ama konuşacak çok şey var. Yani şu an hazır hissetmiyorum. Sen de bir şey sorma ne olur. Tamam canım, sen canını sıkma, sorma. Sen nasılsın Koray, ne yapıyorsun? Koray şey telefonu kapalı. Şarjı bitti herhalde ama gelir birazdan. Siz aç mısınız, ne yersiniz? Yok canım, tokuz. Sağ ol. Tamam o zaman çay içelim. Aman kahve içelim işte. Ben alırım. Yok yok, ben hemen getiririm. Türk kahvesi yapayım mı? Kahve bende. Koray geldiğinde siz bir konuşun da biz Gülsüm'le baş başa kalalım. İyi görünmüyor. Tabii tabii. Efendim anne? Ne? Ne dedin? Tamam. Ne oldu? Geliyor. Dayım. Dayım. Kalp krizi. Baba! Baba! Baba!
Geldim buraya. Defol git. Gidelim Feriha. Babama bir şey olursa katili sensin Feriha. Katili sizsiniz. Sen, bu herif, bu herifin babası. Hastanedeyiz, sakin ol. Hastanede miyiz? Sorsana babanı, niye hastanedeyiz? Katili sizsiniz Feriha. Mehmet abi yapma ne olur, bak annem de çok fena oldu. Sen sus lan. Sakin ol, tamam mı? Her şey düzelecek. Baban iyileşecek. Ben nasıl göze aldım? Babamı öldürmeyi nasıl göze aldım ben? Evet. Herkes burada. Onlar da burada. Tamam. Koray geliyor. Baksana sen bunları bunca zamandır evde mi saklıyordun ha? Ne saklaması Seher? Ben daha bugün gördüm Feriha'yı. Sen getirdin onları buraya. Kız nasıl yaptın öyle bir şey? Anne ben nasıl Feriha'yı tutsaydım? Biz hemen apar topar buraya geldik işte. Ben düşünemedim. Mehmet geliyor, konuşma artık. Niye çağırdın bunları? Ha? Şimdiye kadar nerede olduklarını biliyor muydun? Bilmiyordum. Yavrum ayıptır. Kimseden utanmıyorsan babandan utan yavrum. Burayı niye kapatmışlar? Bir şey mi oldu? Bir doktora soracağım. Hatice hala, ben diyorum ki şunlara bir gidip bakayım. Hani ya artık gitmedilerse de göndereyim, Allah Mehmet'in tepesi açacak, tamam mı? Sen otur Güsüm'ün yanında. Ben varken sana düşer mi öyle şey? Anne, sen şimdi Feriha'yı kovmayacaksın değil mi? Güsüm, geç otur şuraya. Bak o iyileşince her şey çok güzel olacak. Evlendiğimizi söyleyeceğiz. Hep beraber mutlu bir aile olacağız. Ne ailesi Emir? Ailem gitti benim, görmüyor musun? Allah. Böyle kaçıp gitmesi kolaydı değil mi? Heh, şimdi elini kolunu sallaya sallaya geri döneceksin. Biz de seni alıp bağrımıza basacağız, öyle mi zannettin? Şimdi bunları konuşacak zaman değil. Sen ne konuşuyorsun ha? Senin babanın yüzünden geçirdi abim kalp krizini. Haberin var mı senin? Ha, o anam baba neler dediler bize. Benim abim kalp krizi geçirirken de senin baban arkasına bile bakmadan yukarı çıkmış, biliyor musun? Sen daha bana ne konuşuyor? Ha, siz ikiniz hala burada bekleyebilecekseniz buyurun bekleyin. Ben çok üzgünüm. Nasıl olacak bilmiyorum ama bunu da atlatacağız. Her şey düzelecek, inan bana. Emir git. Gideyim mi? Ne olur git. Burada yalnız olmam lazım benim. Feriha burada nasıl yalnız bırakayım seni? Birlikteyken daha zor işte, görmüyor musun? Seninleyken olmaz, ne olur.
Emir. Sen git. Ben buradayım, merak etme, bana emanet. Al anahtarı da. Tamam, gidiyorum. Ama Koray'la irtibat halinde olacağım. Eğer bir şey duyarsan... Geleceğim ve seni alıp döneceğim Feriha. Gözün üzerinden ayırma. Merak etme, bana emanet. Yaşlanmış babam. Geri dönmenin, her şeyi düzeltmenin zaman alacağını biliyorum ama... Şimdi her şey çok kötü gözüküyor, biliyorum. Ama baban iyileşince hepsi geçecek. Her şeyi düzelteceğiz. Benim babamın, Mehmet'in sesi kesilecek. Hepsi susacak. Hep beraber mutlu bir aile olacağız. Ben arabadan o kapıyı çalmaya cesaret etseydim... öyle olmayacaktı. Babam iyi olacaktı belki. Yapma bunu, bunun sonu yok. Demek istediğim şu... ailem bu kadar tutucu olmasaydı... benim babam hayvanın teki olmasaydı... Mehmet seni dövmeseydi... seni zorla köye göndermeselerdi. Anladın mı? Sonu yok bunun. Herkes hatalı. Belki hepimiz, sen de, ben de. Çok garip. Halam, kardeşim, ailem. Ben onlara zarar vermek istiyormuşum gibi davrandılar.